Turna? Oo, kimler geliyor kimler? En sevdiğimiz komşumuz Zeynep Örtmen. Tesadüfe bak. Sabah bana bu bir dayalandı. Ama tabii hiçbir şey yapmadım ya. Örnek bir aile babasıyım sonuçta, değil mi? Yürü Cengiz, gidelim. Dur bir dakika ya. Nezih semtimizin en nadide insanlarından biriyle medeni medeni konuşuyoruz. Turna, iyi misin? Kızımızın adı Melek. Eve döndüğü için de kendisi çok mutlu. Nokta. Zorla mı getirdi sizi buraya? Bak eğer öyleyse... Öyle bir halimiz var lan. Hep bir kıskanma. Hayatım bize yalanmakla geçiyor ya. Yürü hadi. Hadi oğlum gel. Yürü. Soruma cevap vermedin. Zorla mı getirdi sizi buraya? Kocam ne diyorsa doğrudur. Ayrıca bırak kolumu. Yine kandın değil mi? Yine sefil edeceksin Hasan'ı da Turna'yı da. Ya yeter ya, bozuk teyp gibi devamlı aynı şey çalıyor. Döndüysem evime döndüm, kocama döndüm. Gerçekten umutlanmıştım senin için. Gerçekten. Nereye çay koydum? Hava alacağım. Bir şeyler alsana gelirken, dolap boş. Allah Allah. Başüstüne. Bakma öyle suçlar gibi. Olmayacaktı zaten. Zehra teyzenin evinde sığıntı gibi öyle. Bizim evimiz burası. Cengiz abin seviyor bizi. İyi olacak her şey. Kimsiniz oğlum siz? Ha? Nesiniz lan siz? Bırak! Lan bırak! Lan tamam. Tamam. Ulan ben sizi... Hoş geldin Cengiz. Hepiniz manyaksınız lan. Vallahi ailece manyaksınız ya. Bitmedi be numaralarınız. Bu ne ulan? Biraz konuşacağız. Tövbe tövbe. Sinirlerim bozuldu. Ya teyzeciğim. Benim seninle konuşacak neyim olabilir ya? Ha? Allah Allah. Hadi eyvallah. Tamam. Lan bırak. Ulan. Ya tamam, kıracaksın kolumu. Ulan kıracağınız kolumu be.
şiddeti sevmiyorum ben Cengiz. Adam gibi dur oğlum. Canını yakmasınlar. Çocuklar, zahmet olmazsa Cengiz Bey'e bir çay getirir misiniz? Bakalım konuşup anlaşabilecek miyiz? Afiyet olsun. Bir tane daha içer misin? Ya yeter, bu kaçıncı çay içimde şimdi benim çay oldu be. Çıkar artık ağzındaki baklayı. Ne istiyor yine o senin manyak kızın ha? Vicdanıma yenilim de şimdi anasını mı yolladı? Sen de biraz vicdan olsaydı burada böyle karşılıklı oturmazdık Cengiz. Ayrıca Zeynep'in bir şey istediği yok. Bu sefer ben istiyorum. Şunu okuyup imzalayıver oğlum. Vay. Anlaşma. Severim anlaşmaları. Ben Cengiz Yıldız. Çocuklarım Melek Yıldız ve Hasan Yıldız ile ilgili olarak sahip olduğum velayet hakkımın kaldırılması sebebiyle açılacak davayı kabul edeceğimi, hiçbir şekilde davaya itiraz etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt edin. Saçma. Yok, yok deme ya. Vallahi gülmekten öldüreceksiniz ya. Vallahi ölümüm gülmekten olacak ha. Ah, ah. Öyle denedik alamadık, böyle denedik alamadık. Şimdi kanuni yollarla alacağınız yani çocuğa. Ya vallahi. Siz insanın ömrüne ömür katarsınız ha. İnşallah oğlum. Asıl ben şeyi soracağım ya. İmzalamazsam ne olacak? Hı? Bu şişko mu beni dövecek? Ha? Ya ya da sen terlikle kovala beni. Oğlum. Teyzenize bir terlik neyin getirin ya? Belki de bunlara hiç gerek kalmaz Cengiz. Oh. Ha, oğlum belki de sen bunu imzalarsın. Sonuçta ölüm kalım meselesi. Çay. Kendi ellerimle demledim. Ama haklısın, biraz demi fazla olmuş. Hani şey derler ya. Zehir gibi. Öl
öldürürüm demiştin. Söylemiştin. Değil mi? Evet. Cengiz Yıldız burada mı? Yok evde. Niye sordunuz? Niye bulaşıyorsunuz benim kocama yine? Sen soru sorasın diye gelmedik biz buraya. Cevap verecek olan sensin. Ya ne cevabı ya? Hem siz niye beni pataküte evime dalıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki şu anda. Göster. Sen bahçeye bak. Sen mutfağa, sen de yukarı. Cinayetten aranıyor kocan. Bak, onu burada saklıyorsan eğer, sen de okkanın altına girersin, söyleyeyim. Cinayet mi? Benim kocam yapmaz öyle şey. Yapmış işte. Tahir kızının kemikleri öyle söylüyor bize. Tahir mi? Tamam ama önce bunu imzalaman lazım ki ben de zehri vücudundan temizleyecek ilacı sana verebileyim. Anladı mı beni oğlum? Ha? Anlıyor musun Cengiz? Çünkü az sonra hiçbir şeyi anlamaz hale geleceksin yavrum. Sağ ol oğlum. Çocuklar, Cengiz Bey'e suyunu getirin. Yani suyu, şu zehrin ilacını getirin ya. Tamam işte, ilacın o zaten. Bol bol su içeceksin. Sağlığın için su çok önemli şu anda. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ölüyorum diyorum la. Ay yok be oğlum. Hayır, ölüm falan yok Cengiz. Zehirlemedim oğlum ben seni. Sadece bir otun çayını yaptım sana miden bulansın diye. Anladın? Çocuklar, Cengiz Bey suyunu içsin. Ondan sonra onu müsait bir yere bırakırsınız. Tamam. Hadi Cengiz, bol bol iç, bol bol iç oğlum. İç, 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 iç. İç. Tahir abi ölmüş mü? Bu ne? Aa, melek bak pijama. Bu şimdi seni sıcacık tutacak. Bir odun modun bir şey yok mu ya? Donuyoruz. Bana
Korkma. Her şey olacak sonunda demişti. Ama olmadı. Sağda solda ötüp de yok zorla yaptırdılar filan deme. Ceplerini uyuşturucuyla doldururum. Karakolun önüne paket teslim bırakırım. Ömrünün geri kalanını Kodes'te geçirirsin. Anladın? Hadi git. Devam et. Şu bahtım kara, sözüm kâr etmiyor yara. Sen düşürdün beni dara, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum, eyvah, eyvah, eyvah. Ulan eve koca mı geldi, eşek mi geldi? Hadi burada türkü söylüyor ya. Kime diyorum kızım, kalkıp bir baksana ya, kocan iyi mi kötü mü? Kalk. Ne bakıyorsun kızım öyle? Yaptın değil mi? Öldürdün Tahir. Ben nereden çıktı şimdi bu? Kendimi eve zor atmışım zaten. Midem, canım burnumda. En azından bir canın var. Tahir'in yok. Kemikleri var sadece. Ya saçma sapan konuşma. Git yiyecek bir şeyler getir. Beni kandıramazsın Cengiz, tamam mı? Artık beni kandıramazsın. Bu zamana kadar her şeyine tamam dedim. Her şeyine yutkundum ama artık kandıramazsın. Tahir ya, sen nasıl kıydın o adama ya? O bizi koruyordu, kolluyordu. Meleğe balık ekmek yedirecekti ya. Dışarı çıkaracaktı, yüzünü güldürecekti kızımın ya. Meleğe dışarı çıkalım dedim de gelmek istemedi. Seni bekliyormuş. Sürpriz müpriz de bir şeyler dedi, anlamadım. Doğru söylüyor, doğru. Ben gelince sana bir sürprizim var demiştim ona. Kuşlara pek bir aşıkmış ya. Eminönü'ne gideriz beraber dedim. Yani hem bir yemek yemiş oluruz birlikte. Hem de benim kuşçu bir arkadaşım var. Onu ziyaret ederiz. Şöyle. Melek balık seviyor değil mi? Sever sever. Çok sever. Şu içine hayatında bir tane adam el uzattı Melek'e karşılıksız. Onu dışarı çıkardı. Ona gün yüzü gösterecekti ya. Bir gün yüzü gülecekti kızımın ama sen gittin o adamı öldürdün Cengiz. Ya tepemi tasını attırma. Öldürmedim o peşinde dolaşan sırrı.
O zaman polisler neden bizim kapımıza geldi? Neden seni sordular? Neden Necmiye İlyas'ı değil de seni sordular? Bu adamlar salak mı Cengiz? Ne polisi ya? Demek kaleyi işten fethetmek böyle bir şey ha? Ne istiyorsun? Bir konuşalım derim. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Ama biz insan mıyız? Değiliz. Ya şöyle. Kimseyi öldürmedim. İtiştik. Küfürleştik, yumruklaştık. Ama kimseyi öldürmedim. Hatırlamıyor musun kızım? Aradım ben seni. Veda ettim telefonda. Yapamam ben şöyle. Ben nasıl bir adam olduğumu biliyorum. Ben gelirsem ederim her şeyi. Öyle nursuz, öyle bela bir herifim ki. O çocuğun da hayatını cehenneme çeviririm ben. Hayır. Öyle deme, ne olur. Hele bak, Tayra'cım aldı. Hatırlıyorsun tabii. Bal gibi hatırlıyorsun. O gün sana söylediklerimin hepsi doğruydu Şule. Bak ölümü gör doğruydu. Bir düşündüm. Tahir'le hayatınızın olabildiğini görünce... Tahir olmak istedim ya. Bana sığın istedim. Benimle bir hayatın olsun istedim. Olabilirdi. Tahir öldürmeseydin olabilirdi. Bu hayatta sen de inanmıyorsan bana kim inanacak? Öldürmedim diyorum ya. İstemedim mi? İstedim öldürmek. Yapamadım. Bak o komiser bozuntusunun dedikleri gerçekten doğru. Bu hayatta benden her şey beklenir. Her şeyi yaparım. Ama can alamam şöyle. Almadım ya.